Selam YouTube. Bugün size PlayStation 5'i PlayStation 4 üzerinden nasıl oynayabileceğini göstereceğim. Bunu Remote Play ile başarabilirsiniz ve şu anki setup'ım arkadaşlar PlayStation 4 televizyona bağlı ve PlayStation 5 benim bilgisayarın ekranına bağlı. Bu Remote Play sadece PlayStation 4 üzerinden değil, başka cihazlardan da yapılabiliyor. iPhone'unuz ya da iPad'iniz varsa oradan da PlayStation 5 oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Burada önemli olan PlayStation 4'ü de PlayStation 5'i de aynı network üzerinden çalıştırmanız. Yani ikisini de aynı internete bağlamanız gerekiyor. İki cihazı da kablo üzerinden bağladım çünkü Wi-Fi üzerinden biraz laglı olduğunu fark ettim ve ikisini de kablo ile denedim. Şu an gördüğünüz ekran PlayStation 5 menünün ekranı. Öncelikle yapmanız gereken ayarlara girip sonra sisteme giriyoruz. Sistemde de burada gördüğünüz gibi Remote Play yazıyor. Remote Play'e basıyoruz. Remote Play'e girdikten sonra burada kapalı olduğunu göreceksiniz ve çok önemli olan detay bunu açmanız. Yoksa Remote Play'i yapamazsınız. Remote Play'i açtıktan sonra geçiyoruz PlayStation 4'e. PlayStation 5'i televizyona taktım ve burada gördüğünüz gibi ekranda PlayStation 5 Remote Play görüyorsunuz. Bu da en son güncelleme ile gelmişti. Şimdi giriyoruz ve bu uygulamayı açıyoruz. Uygulamaya girdikten sonra size PlayStation 5'i bulacak ve onunla bağlamanızı isteyecek. Burada X'e basıyoruz ve PlayStation 4'e bağlama talimatı veriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bağlandık ve şu an PlayStation 5'te gördüğüm ekranı PlayStation 4 üzerinden görüyorum. Şimdi girelim PlayStation 5 menüsünü ve orada tek tek size menünün nasıl gözüktüğünü de göstereyim. Şu an kullandığım kol PlayStation 4'ün kendi kolu ama PlayStation 5 oyunları da oynayabiliyoruz arkadaşlar. Tek sorun PlayStation 5 oyunları oynarken o PlayStation 5 kolun özelliklerini yani haptic feedback olayını burada kullanamıyorsunuz ve görüntüleri 1080p maksimum olarak gözüküyor. Biliyorsunuz PlayStation 5 oyunları 4K üzerinden hatta ileride 8K üzerinden bile olacak. Bu kanalda çok insanın FIFA'yı sevdiğini bildiğim için girip FIFA'yı başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım loading zamanı ne kadar kısaymış. Beni PlayStation 5'te en çok sevindiren detaylardan biri bunun loading zamanı çok kısa olması. Bastığınız gibi neredeyse oyuna giriyor. Ve şu an girdik ve PlayStation 4 üzerinden PlayStation 5'i oynuyoruz. Bunu farklı oyunlarla da yapabiliyorsunuz. Mesela Spider-Man, Miles Morales olabilir veya herhangi bir PlayStation 5 oyunu olabilir. Hatta PlayStation 5 üzerinden PlayStation 4 oyunu oynarken onu da buradan oynayabiliyorsunuz. Beni çok sevindiren FIFA 21 menüsünde resmen lag olmuyor. Bildiğiniz gibi bazen oyunu oynarken menü içinde sağ basıyorsunuz ama PlayStation 4 sizin sağ bastığınızı bir türlü görmüyor. PlayStation 5'te öyle değil. PlayStation 5'te rahatça sağ sol yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Menüye çıkmak istiyorsanız buradan PlayStation tuşuna basıyorsunuz ve burada X'e basıyorsunuz. Böylelikle PlayStation 5 menüsüne geri dönüyorsunuz. Burada bir kez daha PlayStation tuşuna bastığınız an size farklı seçenekler daha veriyor. Ve PlayStation 4'ün ana menüsüne geri dönmek istiyorsanız en alt kısımda bu seçeneği bulabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi PlayStation 4'ün ana menüsündeyiz ve yine PlayStation 5'e geri dönmek istiyorsanız burada PS5 Remote Play dediği yere bir kez daha basıyoruz. PlayStation 4 ile PlayStation 5'in bağlantısını kesmek istiyorsanız burada Disconnect'e basıyoruz arkadaşlar. Bunu da yine PlayStation tuşuna basarak başarabiliyoruz. Burada size iki tane seçenek verecek. Bir tanesi PlayStation 5'i açık tutma seçeneği ve diğeri de PlayStation 5'i dinlendirme moduna almaktır. Bu da tabii ki size kalmıştır arkadaşlar. Duruma göre siz ya kapatırsınız ya da dinlenme moduna alabilirsiniz. Ben PlayStation 5'i açık tuttum ve bu sefer bir kez daha size ekranda gördüğünüz PlayStation menüyü gösteriyorum. PlayStation 4'e geri döndük mü? Burada PlayStation tuşuna basıyorsunuz ve bağlantıyı kesiyoruz diyorsunuz ve böylelikle PlayStation 4 menüsüne geri dönüyorsunuz ve
öbür tarafta da PlayStation 5'e devam oynayabiliyorsunuz. Umarım video hoşuna gitmiştir. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Yorum da yazarsanız çok sevinirim. Abone olursanız harika olur. Ve bildirimleri açarsanız daha da güzel olur. Teşekkürler size için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.